Evet sevgili Utkan TV izleyicilerim, canlı yayınımız biraz sonra başlıyor efendim. Evet sevgili Utkan TV izleyicilerimiz, herkese iyi akşamlar diliyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrar canlı yayındayız. Birkaç arkadaşımız yorum yazmış. Evet, yorumlara geçmeden önce arkadaşlar, bir gün bir haber okuduk. Haberde Aile Bakanlığı'nın açıklamaları bulunuyor. Bilindiği gibi Avusturya'da 28 Şubat'tan sonra gelir düzeyinde düşük yaşayanlar, AMS'e kayıtlı olanlar veya Kurzarbeit sisteminde çalışan kişilere veya işletme sahiplerine Avusturya Aile Bakanlığı 30 milyon euro fon ayırdı. Bu fonu yaklaşık 20 Nisan tarihinde, yaklaşık 2 ayı geçti. Sayfamıza da yaklaşık 50'ye yakın arkadaşımız yazdı. Tabii ki bu arkadaşlardan da inşallah izleyenler vardır. Onların da bilgilerini alalım. Şimdi bugünkü bir haberde, bu haberde sayfamızdan bir arkadaşımız yolladı tabii ki bize. Ha, İsmail Bey yolladı, İsmail Korkmaz. 30 milyon ayrılan fondan 4 milyon eurosu dağıtılmış. Yalnız başvurulardan eksik, başvuru yapanların sayısı çok fazlaymış arkadaşlar. Bu da bayağı bir zaman alacağı için herhalde gelecek hafta sonunu bulabileceğini tahmin ediyorlar. Tabii ki biz Aile Bakanlığı'nda aradık. Viyana Belediyesi'nde ana dilinizde hizmet veren yeri de aradık. Oralarla görüşmelerimiz sonucunda gelecek hafta sonunda herkesin alacağını söylediler. Yalnız Viyana Belediyesi'nde Türkçe, sizlere tabii ki arıyorsunuz. Telefon numaranızı bıraktıktan sonra kısa bir süre sonra sizlere dönüyorlar. Tabii ki Türkçe dilinde dönüyorlar. Arama çok olduğundan dolayı biraz gecikmeler olabiliyormuş. Bu sıralar arkadaşlar fazla arama yapmayalım. Oradaki çalışan personellerin de zamanını almadan gelecek hafta sonuna kadar beklemede kalalım. Gelecek hafta sonu inşallah herkes Aile Bakanlığı'nın vermiş olduğu bu fondan faydalanabilecekler. Tabii ki Aile Bakanı bir gün yapmış olduğu açıklamada bazı düzeltmeler de yapıldığını söyledi. Herhalde ücretlerde, yani verilecek yardımda biraz düzeltmeler yapılmış.
bazı arkadaşlarımız 2100 euro alanlar olmuş, 500 euro alanlar olmuş. Tabii ki bu bizim sayfalarımızda yazan kişiler. Tüm Avusturya bizim sayfamızda olmadığı için bilemiyoruz. Bir yorumlara bir bakalım. Yorumları geçtikten sonra inşallah Türkiye izin yoluna da çıkacağız. O konuya da biraz değinelim arkadaşlar. Bir gün tabii ki tüm elçiliklerini aradık. Her gün kararlar değişiyor. Romanya hariç şu an Türkiye izin yolunda herhangi bir problem yok. Tansu Turan yazmış. Çocuklu olmayanlar yardım alıyor mu? Arkadaşlar bu yardımdan faydalanmayanlar 28 Şubat'tan sonra işten çıkartılanlar, Kurzarbeit sistemine geçenler başvuru formunu doldursun, yollasın. Yalnız şartları çocuk parası almanız gerekiyor. Çocuk parası almayanlar faydalanamıyor. Artı Avusturya'da ikametgah etmeniz gerekiyor. Artı aynı evde 25 yaşına kadar çocuğunuzla birlikte eğer eğitim sürdüren çocuğunuz da varsa onun da bilgilerini yazıyorsunuz ve faktör olarak hesaplanıyor. Bu da sizin hesaplarınıza gelecek hafta sonuna kadar geleceğini söylediler. Başvurdum ama evliyim. Tansu Turan, çocuğun yoksa arkadaşım bu yardımdan faydalanamıyorsun. Osman Başdoğan, teşekkürler, iyi akşamlar. Tansu Turan, çocuk varsa başvurun efendim sizde. Mevlüt Dilek, merhaba, iyi akşamlar, sağ olun size de. İsmail Korkmaz, hayır alamıyor yazmış. Herhalde Tansu Turan'a yazmış. İsmail abi, iyi akşamlar bu arada. Selam, iyi akşamlar. Virüssüz bir hayat hepinize. Abi, virüssüz bir hayat da Avusturya genelinde, Viyana'da korona sayılar biraz fazla diğer eyaletlere bakarsak. Mevlüt Dilek, nasılsın kardeşim? Ben CB Talk'tan Mevlüt. Teşekkürler Mevlüt kardeşim. Hayırlı akşamlar diliyorum sana da. Mustafa Ceylan, biz başvurduk hala tık yok. Arkadaşlar, canlı yayınımızda şu an, biz de açalım canlı yayınımızı. Canlı yayınımızda şu an yardımdan faydalananlar eğer yorum kısmına yorum yazarlarsa hem bizleri bilgilendirmiş olursunuz hem de diğer arkadaşlarımıza faydanız olmuş olur. Ne kadar aldığınızı da yazarsanız daha iyi olur. Tabii ki sayfamıza yaklaşık 50'ye yakın arkadaş yazdı. Birkaç arkadaşımız 2140 euro yazdı. Birkaç arkadaşımız daha birkaç gün önce 507 euro mu ne almış onu yazdı. Hemen yorumlara geçelim buradan. Aziz Erdoğan, Graz'dan selam. Viyana'dan selamlar olsun. Aleyküm selam Aziz Erdoğan. Osman Başdoğan, 5 hafta oldu hala cevap gelmedi. Osman Başdoğan, biraz beklemede kalın. Bu gelecek hafta sonuna kadar herkese gideceğini söyledi. Yani kontolarınıza bakın. Gelecek hafta sonuna kadar herkesin alacağını söylediler arkadaşım. 30 Nisan'da ben yolladım İsmail Korkmaz. Nisan, Mayıs, Haziran. Aynen İsmail abi. Mevlüt Dilek, Romanya özeli yol tarifi yapıyorduk seninle. Tamam Mevlüt kardeşim, inşallah bu yıl biz çıkmadık da cuma günü çıkacağız Allah izin verirse. Romanya üzerinden geri dönüş yapacağız. Tabii Romanya yolunda çekeceğiz. Gitmek isteyenler Romanya üzerinden de gidebilirler. Riki Suççu yazmış. Hayırlı akşamlar. Sağ ol Riki Suççu. Size de iyi akşamlar. Ayhan Sarı, nereye başvurmamız lazım? Ayhan Sarı, söylemiş olduğumuz gibi 28 Şubat'tan sonra eğer etkilendiyseniz şayet başvuru yapın arkadaşım. Herkese bu yardım gelecek. Eninde sonunda gelecek yani. Avusturya medyalarda haber yapmaya başladı. Bilginiz olsun. Avusturya medyalarını da takip edebilirsiniz.
Ayten Çelik arkadaşım, bilmiyoruz ne kadar verdikleri, yani ne kadar verdikleri biliyoruz da sizin ne kadar süre işsiz kaldığınızı biz bilmediğimiz için ne kadar aldığınızı bilmiyoruz. Faktör hesabı hesaplanıyor ve sizlere bu yardımlar ulaşıyor. Kolay gelsin. Ben 3 Mayıs'ta gönderdim. Bana hiçbir cevap gelmedi. Biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar, şu an yayınımızda 100 kişi var. Hiç aramızda alan yok mu? Özelimizden yazan arkadaşlar burada mıdır? Kimler alabiliyor? Vedat Dinç, söylemiş olduğum gibi. Mustafa Selim Önder, boş ver yardıma sen abi. Sen Sıla yolundan bahset. İnşallah biraz sonra Sıla yoluna da geçeceğiz arkadaşlar. Sizler için çok detaylı bir yol çekimi gerçekleştireceğiz inşallah. İsmail Korkmaz, evrakları yollayan kişi veya kişiler karşı tarafta size cevap e-mail gelmediyse tekrar yollayın. Aksi takdirde işleme alınmıyor. İsmail abi, işleme alıyorlar. Yalnız en sona bıraktıklarını söylediler. Muhtemelen birçok arkadaşımız, arkadaşlar 4-5 defa canlı yayın yaptık bu yardım hakkında. Eksik evrak yollayan çok olmuş. Yani evraklarınızı tamamen, bütün evraklarınızı ekleseydiniz, başvuru formunda eksiksiz bir şekilde doldursaydınız eğer, yani bu zamana kadar beklemezdiniz. Sayfamıza yazan arkadaşlar herhalde eksiksiz bir şekilde formu doldurdu. Yanına eklenmesi gereken evrakları eklediler. Bir ay önce almaya başladılar. Yani sizler de söylemiş olduğumuz gibi gelecek hafta sonuna kadar yardımlardan faydalanabileceksiniz. Melisa Kocaman yazmış. Bana cevap gelmedi. 14-14'te verdim başvuruyu. Ayten Çelik yazmış. Pasaport, e-kart, son maaş kağıdı, antrak ile beraber maillerini göndermeniz gerekiyordu arkadaşlar. Aynen Ayten Çelik. Banka kartınızın fotokopisi de gerekliydi. Eğer IMS'e kayıt olduysanız oradan bir belge almanız gerekiyordu. 5D-Tekung veya Kurzarbeit sistemine geçtiyseniz iş yeri tarafından sizlere bir kağıt verilmesi gerekiyordu. Onları da ekliyorsunuz tabii ki. İşletme sahipleri de 2017 yılına ait gelir beyannamesini ekliyorlardı başvuru formunun yanına. Arkadaşlar herhalde başvuru formlarının çoğunuz yanlış doldurdu. Biz 4 canlı yayınımızda sizlere anlatmaya çalıştı Mecnun abim. Mecnun abim de izliyorsa bu arada ona da iyi akşamlar. Tarık Dikmen, selam, kolay gelsin kardeşim. Bana SMS geldi, ilerleyen zamanlarda işlem yapılacak diye yazmışlar. Evet, mesela Tarık arkadaşımız güzel bir bilgi verdi. SMS gelmiş. Var mı arkadaşlar başka aranızda SMS gelen veya mail gelen olumlu? İsmail Güngör yazmış. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler İsmail Bey. Serdar Deniz Öztürk yazmış. Korona aile yardımı neden bu kadar gecikti? En son 19 Haziran'a kadar gelecek diye okuduk. Serdar Deniz, evet arkadaşım, 3 ay boyunca 1200 liraya kadar, 3 ay boyunca 3600 liraya kadar ailelere yardım verilecekti. Yalnız biraz gecikme oldu. Gecikme olduğu için de herkese toplu bir şekilde yollayacaklar herhalde. Yayında herhangi bir problem var mı arkadaşlar? Bir yayında problem var mı? Bir arkadaşımız yazabilir mi? Seste veya görüntüde. İsmail abi, yayında problem var mı abi? Şu an bilgisayar bir hata veriyor da.
Kimse yazmadı herhalde. Biz kendimiz baktık sesini açaraktan. Yayında herhangi bir problem yok herhalde. Sağ olun arkadaşlar, yazan arkadaşlar teşekkürler. Herhalde sizin yazılarınız geç geldi. Veli Bozkurt yazmış, emeklileri yok mu? Veli Bozkurt, emeklileri yok arkadaşım. Ramazan Uçar, selam Hasan, aleyküm selam. Nasıl bir formla, nereden alıyoruz? Ramazan abi, 28 Şubat'tan sonra eğer IMS veya Kurzarbay sistemine geçtiysen bundan faydalanabiliyorsun. Eğer normal çalışmana devam ediyorsan faydalanamıyorsun abi. O şey yolladı zaten. İsmail abi yolladı formu. Yukarıda var abi. Ayrıntı bilgi Almanca olarak. Ayten Çelik, kimse almamış galiba. Ayten Hanım, alanlar var. Sayfamıza yazanlar da var. Hatta birazdan okuyabiliriz yazışmayı. Tabii ki isim vermeden. Benim bir tanıdığım 30 euro gelmiş, birine 1000 euro gelmiş. 30 euro biraz komik rakam da. Efsane kulüp oğlu, Nisan'da başvurdum, halen bir sonuç yok diyor. İsmail Korkmaz, bu arada AMS'e kayıtlı olanlar, kişiler ekstradan 50 ile 150 euro ekstradan yardım geliyor. Bana 130 euro fazla yolladılar yazmış. Aynen arkadaşlar, 100 bin civarında başvuru olduğu için tabii ki işlemleri geç sürüyor. Bir gün bir paylaşım yaptık. Vizelerde de, oturum vizelerinde de daha önceden bir ayda gelen vizeler şu an 2 ayı, 3 ayı bulabiliyor maalesef. Korona krizinden dolayı gecikebiliyor. 3 Nisan'da çıkarıldım. Bana gelmedi o yardım. Ayten Çelik, başvurduysanız gelecek hafta sonuna kadar bekleyin. Hesap numaranızı kontrol edin. Gelmesi gerekiyor. Bizlere söylenenler bu arkadaşım. Bir gün tekrar aradık. Gelecek hafta sonuna kadar beklenmesi gerektiğini söylediler. Bazı arkadaşlar yayın donuyor demiş de var mı donma? Evet arkadaşlar, bir gün aradık biz. Sizler de aramayın. Gelecek hafta sonuna kadar aramayın. Eğer herhangi bir şey gelmezse o zaman arayın. Arayanlar da çok fazlaymış. Bilginiz olsun. Her bir kişinin araması demek işlemlerin gecikmesine neden olabildiğini söylediler. Mesela Ramazan Dağ Demir arkadaşımız yazmış. Hemen okuyalım Ramazan arkadaşımızın yorumunu. Mail geldi. 1050 euro yollamışlar demiş Ramazan Dağ Demir. Ramazan Dağ Demir, 1050 euro yollamışlar sana. Kaç çocuk vardı? Biraz ayrıntılı bilgi yazabilir misin? Tarık Dikmen, ben internette indirdiğim formu doldurdum. Şimdi IMS'deyim. Koronadan dolayı yazdım ama başka bir şey göndermedim. Yalnız 3 sefer e-mail gönderdim. Bana da 3'te SMS geldi. Tarık Duman, Dikmen, işten çıkarıldığınız için işçi bulmak kurumunun belge almalısınız. O belgeyi yanına ekliyorsunuz. Banka kartınızın fotokopisi artı kimlik fotokopinizi de gönderseniz daha iyi olur. Eksiksiz bir şekilde gönderdiğiniz zaman kısa sürede ulaşıyor.
Mustafa Perihan Yıldız yazmış. Kimlere veriliyor? 28 Şubat'tan sonra işten çıkarılanlar, çıkartılanlar veya kurzarbay sistemine geçenler faydalanabiliyor. Önder Genç, yayın donuyor demiş. Arkadaşlar, biz yayını 1080 verdiğimiz için sizin internetlerde belki problem olabilir mi? İrfan Ünsal, iyi yayınlar sevgili Hasan. Teşekkür ederim İrfan abi. Selam olsun abi. Linz'deydin sen herhalde. Aynen İsmail abi. İşçi bulmak kurumuna kayıt olanlar, kurzarbay sisteminde çalışanlar bu yardımdan faydalanabiliyor. Ramazan Dağdemir, 4 çocuk var. Ramazan Dağdemir, sen 1080 euro aldığını söyledin daha demin. Doğrudur değil mi efendim? 4 çocuk var dedin. 1080, 4 çocuk. Ne kadar süre işsiz kaldınız? Daha sonra başladınız mı işe? İşten çıkarıldınız mı veya kurzarbay sistemine mi geçiş yaptınız? Biraz daha ayrıntı verirseniz. Biz de sizin sayenizde bilgilendirelim izleyicilerimizi. Hübeyt Gök, ben 2 ay oldu daha bir şey gelmedi, yalan bence. Hübeyt Gök, bir gün Avusturya medyasında çıktı, 4 milyon euro dağıtılmış. Başvuru yapanların, yani 100 bin civarında başvuru yapan varmış. Bu kısmın birçoğu eksik belge göndermişler. Eksik belge gönderenleri en son attılar herhalde. Sizler gelecek hafta sonuna kadar alırsınız inşallah. Aynen Hübeyt, etli ekmek yiyelim. Ramazan Dağdemir, ne kadar süre siz işsiz kalmıştınız veya kurzarbay sisteminde çalıştınız? Melik Minkeser, yollar kapalı mı? Yok arkadaşım, yollar açık, herhangi bir sorun yok. Sadece Romanya kapalı. Avusturya'dan çıktığınız zaman Macaristan'dan zaten kontrol kalktı Macaristan'da. Macaristan'dan Sırbistan'a geçiyorsun. Sırbistan'da zaten daha önce kalkmıştı. Bulgaristan'da da bir form imzalatıyorlardı size. O formda imzalatmıyorlarmış. Bir gün bir arkadaşımız yazdı bize, Türkiye'ye giden. Tabii ki bizleri sayfamızı arayıp bilgi alan arkadaşlarımız Türkiye'ye gittiği zaman bizleri unutuyorlar. Herhangi bir video gümrüklerde veya bilgilendirme yok. Biz de zaten Allah izin verirse Cuma günü yol çekimine çıkacağız arkadaşlar. Türkiye yolunda herhangi problem yok. Sadece Türkiye'de var. Türkiye'de 14 gün vermiş olduğunuz adreste kendinizi izole ediyorsunuz. Eğer yakalandığınız takdirde 3150 TL olması gerekiyor. Ceza ile karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Yani şu an herhangi problem yok ama işte Türkiye'de 14 gün biraz sıkıntı. İnşallah 1 Temmuz'a kadar bu 14 gün karantina kalkar diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, şu an ikinci arkadaşımız yazdı. Mesut arkadaşımız. Selam Hasan abi, bana geldi bir hafta önce. Mesut Yüksel ne kadar geldi arkadaşım?
Ramazan Dağdemir, ne kadar süre işsiz kaldınız veya kurzarbay sisteminde çalıştınız? Yani siz ne olarak başvurmuştunuz? Bilgi verirseniz 1050 euro, 1080 euro gelmiş ya size de. 3 aydır. 3 aydır. Şimdi Ramazan Dağdemir 1080 gelmiş size. 3 ay boyunca 1200 euroya kadar ailelere yardım yapılacağı söylendi. Yoksa size 3 ay boyunca mı gelecek? Gelecek ayda bir kontrol edin. Belki gelecek ayda 1080 gelecek. Diğer ayda 1080 gelecek size. Yani ne gelmiş oluyor o zaman? 3240 euro etmiş oluyor. 3 ay 1080 gelirse. Veya 1080 toplu olarak mı yolladılar? Zehra Karaçelik almış. Ben bir gün aldım. 783 euro almış arkadaşımız. Nihat Durkaç, yararlanamıyorsun arkadaşım. 28 Şubat'tan önce işçi bulma kurumuna kayıtlı olanlar bu yardımdan faydalanamıyor. 28 Şubat'tan sonra işten çıkartılanlar, kurs arbayt sisteminde çalışanlar, İşletme sahipleri, gelir düşüklüğü yaşayan aileler faydalanabiliyor. Tabii ki çocuk parası almanız şart. Artı Avusturya'da ikametgah etmeniz gerekiyor. Evet, Mesut Yüksel 3 çocuğa 897 euro geldi yazmış. Evet, Abdullah Şulak geldi kardeşim. Nasıl yayın, nasıl, herhangi problem var mı abi? Evet arkadaşlar, biz tabii ki 4-5 tane canlı yayın yaptık. Evet, görmüş olduğunuz gibi gurbetçilerimizden bu yardımdan faydalanan arkadaşlarımız da var. Demek ki bu arkadaşlarımız başvuru formunda herhangi bir eksik bir şey göndermediler veya başvuru formunu doğru bir şekilde doldurdular. Ve bu arkadaşlarımız tabii ki sizlerden biraz birkaç gün öncesinden almış bulunuyorlar. Sizler de gelecek hafta sonuna kadar bu yardımlardan faydalanabileceksiniz. Evet arkadaşlar, yardım alanlar ayrıntılı yazarsa tekrar biz de sormayız. Yani ayrıntılı derken ne kadar işsiz kaldınız veyahut kurzarbay sisteminde hala devam ediyor musunuz? Kaç çocuğunuz var? Biraz daha ayrıntı yazarsanız biz zaten sizlerden almış olduğumuz bilgileri sizlere aktarıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlarımız yazıyor zaten. Ufuk Tanış yazmış, bana gelmedi. Ufuk Tanış, biraz bekle arkadaşım. Herhalde başvuru formunu yanlış doldurdun. Fahrettin Kahraman, evet, çocuğu olan ailelere veriyor veya ayrılan çiftlerden çocuk parası alan ebeveynler bu yardımdan faydalanabiliyor. Ramazan Dağdemir, kurzarbay çalışmadım. 1050'yi toplu yolladılar. Onu da bu aya aldım. Yani siz 1050 euro aldınız. İnşallah ilerleyen günlerde tekrar canlı yayın yapalım Ramazan Dağdemir. Belki gene gelir yani. Ses gidip geliyor. Rıfat abi yazmış. Yayın süper demiş. Bana da bir şey gelmedi. Memo Seher, biraz bekleyin. Gelecek hafta sonuna kadar bekleyin. Viyana Belediyesi'nde ana dilinizde sizlere de cevap veriyorlar. Oraya aramamaya
çalışın yani. Aramayın gelecek hafta sonuna kadar. Çünkü arayan sayısı çok olduğu için işlemlerin gecikebileceğini söylediler. Ercan Esen, biz de yolladık ama bir şey gelmedi. Bir haber bile gelmedi. Herhangi bir şey eksik diye çocuk parası normal geldi. Arkadaşlar, söylemiş olduğumuz gibi gelecek hafta sonuna kadar bekleyelim. Zaten sayfamızda da yorumlar kısmında da 4 arkadaşımız yazdı. 4 arkadaşımız almış. Arif Şimşek, ben hep çalıştım. Koronada bizim firma Kurzarbeit yaptı. Alabilir miyim? Ben formu nereden alacağım? İsmi ne? Arif Şimşek, 28 Şubat'tan sonra eğer etkilendiysen tabii ki siz de başvuru yapıyorsunuz. Yorumların, İsmail abi zaten yorumlarda birkaç defa paylaşım yaptı. Oradan başvuru formunu indirebilirsiniz. Aile Bakanlığı sayfasından zaten ayrıntılarda görebiliyorsunuz. Sezai Dede Alça, sağ ol abi, sağ ol. Hayırlı akşamlar bu arada. Evet arkadaşlar, başka 90, şu an 90 kişi izliyor. 90 kişi arasında başka alan yok mu? 3-4 arkadaşımız yazdı alanlardan. Bu arkadaşlarımız aldıklarını söylediler ama daha fazla vardır mutlaka alanlar. Yazarlarsa daha iyi olur. Mesut Yüksel, abi ben hala Kurzarbeit'indeyim. 17'ye 4'te başvurdum. Geçen hafta para geldi. 17'ye 4 geçen hafta. Yani size erken gelmiş.